Sevgili izleyiciler bugün PwC İş ve Sosyal Güvenlik Kıdemli Danışmanı Celal Özcan'la beraber evlenme ödeneği konusunu konuşacağız. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Celal Bey evlenme ödeneği dedik ama bundan önce sosyal güvenlik mevzuatında kız çocuklarına e, anne ve babalarından hangi hallerde aylık bağlanabiliyor? Bununla bir başlayalım isterseniz. Ee, evet. E, 5510 sayılı e, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'da e, kız çocuklarının hangi durumlarda hak sahibi olacağı tek tek sayılmıştır. Ee, Buna göre bir kız çocuğunun hak sahibi e, sayılabilmesi için e, Türkiye'de yani e, Türk mevzuatına göre e, Türkiye'de veya yurt dışında herhangi bir işte çalışmaması veya e, aynı şekilde yabancı bir ülkede çalışmıyor olması şartıyla e, 18 yaşını e, eğer 18 yaşını geçmişse lise ve dengi öğrenim görüyorsa 20 yaşını üniversite öğrenim görüyorsa e, 25 yaşını doldurmamış olması veya malul çocuksa en az çalışma gücünün %60'ını kaybetmiş olması şartıyla yine malul durumda olan bir çocuk olması gerekiyor. Veya kız çocuklarının evli olmaması veya evlenmiş ise sonradan boşanmış ya da dul kalmış olması şartıyla anne ve babasından gerekli şartları sağlamaları halinde İş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolundan gelir dediğimiz, ölüm sigortası kolundan da aylık dediğimiz haklara hak kazanmaktadırlar. Celal Bey evlenme ödeneği ya da çeyiz parası sosyal güvenlikte ne anlama geliyor? Sosyal güvenlik mevzuatına nasıl açıklarsınız? Ee, evlenme ödeneği kamuoyunda çeyiz parası olarak da biliniyor. Ee, bu şu anlama geliyor sosyal güvenlik mevzuatına göre anne ve babasından gelir ve aylık e, almakta olan kız çocuklarının evlenmesi halinde kendilerine yapılan e, parasal yardım tutarına e, evlenme ödeneği e, ya da e, çeyiz parası olarak e, tanımlanmaktadır. Peki evlenme ödeneğinden kimler yararlanabiliyor? Evlenme ödeneğinden yararlanabilmek için anne ve babasından gelir ve aylık alman kız çocuğu vasıflarına sahip olmak gerekiyor. Bu takdirde anne ve babasına gelir aylık almaktayken evlenen kız çocuklarına talep etmeleri halinde evlenme ödeneği yapılmaktadır. Şimdi bu kimlerin yararlanabileceği konusunu biraz detaylandıralım. Mesela bekar olarak çalışırken evlenen kızlar SGK'dan ne şekilde bir evlenme ödeneği alabiliyor? Bunu bir kısaca belirtelim. Biraz önce de bahsettim. E, evlenme ödeneğinden kız çocukları yararlanabilmesi için e, çalışmıyor olmaları gerekiyor. Çünkü eğer bir kız çocuğu çalışıyorsa anne ve babasından kendisine yetim gelir ya da yetim e, aylığı alma imkanı bulunmadığından e, böyle bir bekar kız çocuğu çalışırken eğer evlenmiş ise evlenme ödeneği gibi herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. bulunmuyor Dul eşler için ne şekilde bir uygulama söz konusu? Yine... E, ee, eşler ölüm halinde sigortalının ya da emeklinin ölümü halinde kendilerine gelir ya da e, aylık bağlanabilmektedir. Eğer geride kalan dul eş, e, eşinin vefatı sonrasında evlenirse kendisine e, kız çocuklarının olduğu gibi herhangi bir evlenme ödeneği e, alma hakkı bulunmamaktadır. Hı hı. Az önce söylediğimi altını tekrardan çizelim. Erkek çocuklar kesinlikle herhangi bir e, aylık alamıyorlar bu konuda ee, değil mi evet maalesef e, kanunda e, biraz e, kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yapılarak hı hı. bu hak sadece anne ve babasından gelir ve aylık almakta olan kız çocuklarına tanınmıştır. Erkek çocukların evlenme ödeneği gibi herhangi bir hakkı bulmamaktadır. Evlenme ödeneğinden yararlanabilmek için bir takım şartlar var. Bu şartlar nelerdir? Nasıl yorumlarsınız? Aslında iki ana şart var. Bunlardan bir tanesi anne ve babadan gelir ve aylık alıyor olmak. İkincisi de bu gelir ve aylığı almaktayken evlenmek gerekiyor. Bunlara ilave olarak e, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan evlenme ödeneği ile ilgili yazılı talepte bulunmak gerekiyor. Bu arada miktarı ne kadar evlenme ödeneğinin? Evlenme ödeneği e, kız çocuğunun almakta olduğu gelir veya aylığın 2 e, yıllık tutar yani 24 katı tutarında. E, bir örnekle açıklamak gerekirse diyelim ki bir kız çocuğu e, babasından 500 TL yetim aylığı alıyorsa evlenmesi halinde kendisine yaklaşık 12.000 TL bir evlenme ödeneği ödenecektir. Şimdi evlenme ödeneği alan kız çocuğunun ölüm aylığı veya geliri kesilmekte oluyor mu? Bu konuda da bir açıklama yapalım. Kız çocuğu evlenme ödeneği alsa da almasa da evlenmemiş olmaz şartıyla bu aylık gelir kendisine bağlandığı için evlenmesi halinde kız çocuğunun anne ve babasından almakta olduğu ölüm gelir ve aylığı kesiliyor. Aslında bu toptan ödeme ile kesilmesi gereken gelir ve aylığın 2 yıl geciktirilmesi anlamına geliyor. Şimdi kız çocuklarına evlenme ödeneği verildiği takdirde aynı dosyadan aylık alan diğer hak sahiplerinin aylıklarında da herhangi bir kesinti oluyor mu? Evet. Anne babanın vefatından sonra geride hem kız çocuğuna veya varsa annesine veya erkek kardeşine ya da varsa büyük annesine, büyük babasına e, hak sahibi olarak gelir bağlanmış olabilir. Kız çocuğu evlendiği takdirde normalde aslında e, aile kesildiği için diğer hak sahiplerinin e, gelir ve aylıklarında artış olması gerekiyor. Fakat evlenme ödeneği alındığı için e, diğer hak sahiplerinin gelir ve aylıklarındaki artış iki yılın sonundan itibaren hı hı. başlıyor. Şimdi evlenme ödeneği alan kız çocukları konusunda iki yıllık bir kural var. E, i̇ki yılı doldurup da boşanırsa veya boşanmazsa hı hı, gibi hı. durumlarda ne gibi farklılıklar var? Nasıl açıklarsınız? Evet, e, diyelim ki bir kız çocuğu evlendi ve kendisine toptan ödeme olarak bir ödeme yapıldı. E, i̇ki yıl dolmadan eğer boşanırsa... Bu takdirde kendisine gelir ve aylık tekrar bağlanması için iki yılın sonunu beklemesi gerekiyor. Hı hı. Bu iki yılın sonu dolduktan sonra kız çocuğu isterse çalışmaması şartıyla, diğer şartlarda taşıması kaydıyla tekrar gelir ve aylık ikinci yılın sonundan itibaren alabilir. Hı hı. E, peki evlenme ödeneği alan kız çocukları sağlık yardımlarından yararlanabiliyor mu? E, sosyal güvenlik reformuyla e, getirilen haklardan bir tanesi de budur. E, normalde gelir ve aylıktan çıktığı için e, evlenme durumunda ve toptan ödeme yapıldığında daha önceki uygulamada 2008 öncesinde kız çocuklarına herhangi bir sağlık hakkı e, verilmiyordu. Bu e, 5510 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile evlenme ödeneği alan kız çocuğuna e, eğer eşinden herhangi bir sağlık güvencesi yoksa 2 yıllık sürenin sonuna kadar kendi üzerinden genel sağlık sigortası kapsamındaki hı hı. sağlık yardımlarından yararlanabiliyor. Peki tam tersi durumda ölüm geliri veya aile olan kız çocukları evlenme ödeneği alabilmek için neler yapmalı? Ee, normalde e, sosyal güvenlikte hemen hemen bütün haklar talebe bağlıdır. E, talep edilmediği sürece herhangi bir ödeme e, söz konusu değildir. Hı hı. E, dolayısıyla gelir ve aylık almakta iken, evlenen bir kız çocuğu evlenme ödeneği için evlendiği tarihten sonra yazılı talepte bulunması gerekiyor. Bu e, müracaatını talebin nereye yapacak? Bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne Hı. evlilik cüzdanının bir fotokopisini de ekleyerek yazılı e, müracaat etmesi gerekiyor. Gerekli. Peki evlenme ödeneği e, konusunda herhangi bir zaman aşımı süresi e, var mı Celal Bey? Evlenme ödeneği için aslında bir başvuru süresi kanunda öngörülmemiş. Hı. Sadece evlendiği tarihten sonra başvurması yeterli sayılmaktadır. Fakat 5510 sayılı kanun 97. maddesinde e, gerek kısa vadeli sigorta kolları gerekse diğer ölüm sigortası Kolundan sağlanan diğer haklarda hakkın doğumundan itibaren eğer 5 yıl içerisinde talep edilmemişse bu hakkın düşeceği yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla bir kız çocuğu evlendiği tarihten sonra evlenme dönemi 5 yıl içerisinde istememişse bu hakkı ortadan kalkmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse örneğin bir kız çocuğu 2005 yılında evlenmiş ve 2012 yılında evlenme ödeneğini talep etmişse aradan 7 yıl geçtiği için kendisine herhangi bir evlenme ödeneği ödenmeyecek. Ödenmeyecek. Peki evlenme ödeneğinden birden fazla e, kez yararlanabiliyor mu? Evlenme ödeneği hakkı sadece e, bir defaya mahsus bir haktır. E, dolayısıyla kız çocuğu evlenmiş, daha sonra boşanmış e, ve ikinci bir evliliğini e, bir süre sonra yapmış ise hı hı. E, daha önce evlenme ödeneğinden yararlandığı için ikinci, üçüncü evliliklerinde ...evlenme ödeneğinden yaralanma hakkı bulunmamaktadır. Ama eğer kız çocuğu diyelim ki bu evlenme ödeneği hakkını... ...birinci evliliğinde kullanmamış... ...daha sonraki evliliklerinde örneğin ikinci ya da üçüncü evliliğinde evlenme ödeneğinden yararlanabilir. Şimdi son olarak SSK'dan hem yetim geliri hem de yetim aileyi alan kız çocuklar için özel bir durum var sanırım. <laughs> ee, bununla bitirelim. Nasıl bir açıklama yaparsınız? Ee, evlenme ödeneği aslında kısa vadeli sigorta kollarıyla uzun vadeli sigorta kolları içerisinde yer alan ölüm sigortasından sağlanan haklar arasında düzenlenmiştir. bu bağlamda bir kız çocuğu iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolundan örneğin Babasından dolayı eğer vefat etmişse gelir alabilir. Aynı anda annesinden ölüm aylığı diyelim ki bağlanmış olabilir. Bu takdirde işte bekar kız çocuğu hem annesinden hem babasından gelir ve aylık alırken evlenmişse bu takdirde hem gelir sigortası olarak hem de ölüm sigortasından çifte evlenme ödeneği alma hakkı bulunmaktadır. Hı hı. Celal Bey çok teşekkür ediyorum akit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda yine önemli bir kodu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.